İkinci el telefon almak istiyorsunuz. Bunu alırken kargo ücreti ödemek istemiyorsunuz. Telefona ayrıca bir yıl garanti olsun istiyorsunuz ve beğenmediğinizde bir ay içinde de iade hakkınız olsun istiyorsunuz. Üstüne üstlük bu iadeyi gerçekleştirirken de kargo ücreti ödemek istemiyorsunuz. Mümkün mü? Buyurun dinleyelim. Dündar Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Teknobonus.com adı altında iPhone'dan Samsung'a, Xiaomi'den Oppo'ya bir yıl garantili ikinci el cep telefonu satışı yapan bir startup'ınız var. Evet. Özellikle Türkiye'de döviz fiyatlarına bağlı ani yükselmelerin olduğu bir piyasada aslında birçok kişi ilaç gibi gelebilecek bir sistem ama benim aklıma hemen bir soru geliyor. İkinci el telefon satışı yapan birçok site var ya da platform var. İnsanlar neden Teknobonus.com üzerinden alışveriş yapmalı? Neden sizi tercih etmeli? Şimdi burada öncelikle ben şunu belirteyim. Ben kendim de şahsen teknoloji tarafında iş tecrübesi olan biriyim. Önde gelen firmalarda da çalıştım. Bu startup'ı da yine teknoloji tarafında tecrübeli arkadaşlarla beraber kurmuş olduk. Hani bu noktada öncelikle pazarın neye ihtiyacı var bunu çok iyi bildiğimiz için her şeyden önce gelen telefonların biz kozmetik ve teknik kontrollerini yapıyoruz. Kozmetik ve teknik kontrollerden geçemeyen cihazları zaten siteye satış için eklemiyoruz. Onu belirteyim. Onun dışında biz bu kozmetik ve teknik kontrolleri sağladıktan sonra yaptığımız ikinci nokta şu oluyor. Bu cihazları sınıflandırıyoruz kondisyonlarına göre. İşte mükemmel, çok iyi, iyi ve yine uygun, çok daha uygun fiyatlarla gidebileceğini düşündüğümüz bir outlet yapısı kurduğumuz için 4 sınıf içerisinde müşteriye bunları sunuyoruz. Tabii neden bizi tercih etmeliler noktasında bu kontroller dışında özellikle vurgulamak istediğim 2 tane nokta daha var. Onlardan birincisi şu, ikinci el pazarında İnsanlar dışarıdan ürün aldığı zaman kafalarındaki en büyük soru işareti şu oluyor. Ya ürün bozuk çıkarsa, ya üründe bir sıkıntı çıkarsa ne olur? İşte biz bu noktada tüketiciye şunu söylüyoruz. Ürünü aldınız, bir ay içerisinde denediniz, herhangi bir sorunla karşılaştınız. Telefonun kondisyonunu bozmadığınız sürece, kozmetik kondisyonunu bozmadığınız sürece telefonu bize iade edebilirsiniz. Normalde Türkiye'de e-ticaret sitelerinde bu 14 gündür bu süre. Biz burada kendimiz bir inisiyatifle alarak bu süreyi 30 güne çıkarıyoruz. Birinci konu bu. İkinci konu da şu. Biz ürünlerin kontrollerini kendimiz sağladığımız için ürün için tüketiciye bir yıl garanti sunuyoruz. Yani Teknobonus garantisi altında bir yıl içerisinde tüketici herhangi bir problem yaşarsa ürün bize gönderebilir. Biz kontrollerini, gerekli kontrolleri yaparız. Teknik servis tarafında bir ihtiyaç varsa onarımı yapıp ürünü tekrar ücretsiz şekilde tüketiciye göndeririz. Yani burada bir yıl garanti de aslında sektörün ihtiyaçlarından biriydi ve biz bunu tüketiciye sağlıyor noktadayız. Anladım. Yani şu anda Avrupa'da aslında oldukça yaygın bir sistem. Ürün alındı, beğenilmedi, iade koşulları Türkiye şartları için oldukça kolaylaştırılmış görünüyor. Çünkü dediğiniz gibi 14 gün iade süresi var. Evet. Siz bunu bir aya çıkarıyorsunuz inisiyatif olarak. Avrupa'da sanıyorum Türkiye'de de Amazon özellikle bir aylık iade süresi tanıyor kullanıcılarına. Peki şöyle bir şey. Şimdi aldık ürünü, beğenmedik, servise geldi. İstersek onarıma gönderiyoruz. Herhangi bir problemi varsa, problem çıkarsa ya da iade etmek istiyoruz. Bu iade etmek istediğimiz ürünü gönderdiğimizde mesela kargo ücretini kim karşılayacak? Ürünü biz satarken vurgulamak istediğimiz noktalardan biri bugün çok büyük markalarda bile artık kargo ücretli şekilde. Ama biz ürünü kargo ücreti olmadan, kargo ücretini müşteriye yansıtmadan satıyor olacağız. Yani burada kesinlikle ücretsiz kargomuz olacak. Ürünü müşteri yönüne ücretsiz kargo var. Kesinlikle. Müşteriye gönderirken ürünü, siparişi verdi müşteri. Biz ürünü müşteriye ücretsiz olarak göndereceğiz. Müşteri aldı. 2 hafta kullandı, 3 hafta kullandı, 1 ay kullandı. Ürünü iade etmek istedi. Götürecek ürünü kargo firmasına. Bizim bir kodumuz var. Bunu söyleyecek. O kodu söylediğinde müşteriden hiçbir ücret yine alınmayacak. İade etmesi noktasında da kargo ücretini yine biz karşılıyor olacağız. Ürün bize gelecek, kontrolleri sağlayacağız. Kondisyon okeyse, hiçbir sıkıntı yoksa ürünü iadeye almış olacağız. Müşteriye de ödemesini geri yapıyor olacağız. Yani burada çift taraflı hem ürünü satarken hem de müşteri ürünü iade ederken biz kargo ücreti almıyor olacağız. Yani gayet iyi. Ürünü aldım, kullandım, beğenmedim, hoşuma gitmedi, bana uymuyor, iade ettim. Benim cebimden hiçbir para çıkmıyor. Kesinlikle. Ödediğim ücreti de komple geri alıyorum. Kesinlikle. Herhangi bir risk taşımıyorum. Kesinlikle. Evet. Yani burada bizim odak noktamız gerçekten %100 müşteri memnuniyetini sağlamak. İkinci el pazarı bugün Türkiye'de çok büyük pazarlardan birisi. Yani şöyle söyleyeyim, yılda 20 milyon üzerinde ikinci el pazarında satış olduğu söyleniyor. Yani bu aldığımız rakamlar bu şekilde, sektördeyken de duyduğumuz rakamlar bu şekildeydi. Buradaki en büyük handikaplar garanti, insanların akıllarındaki işte bozuk çıkarsa soru işaretleri vesaire, bütün bunları ortadan kaldırıp yine müşteri memnuniyetini sağlamak için de mutlaka ama mutlaka müşteriye ürün bedeli dışında olabildiğine ek bir bedel yansıtmadan tüketiciyi memnun etmeye çalışıyor olacağız. Ana odak noktamız tamamen bu. Gayet güzel. Umarım o yönde devam edersiniz. İnşallah. Peki gelecek planları nedir? Örneğin bu platformun geleceğini nerede görüyorsunuz? Farklı entegrasyonlar olacak mı? Kurye bazında olabilir, kurumsal bazda olabilir. Herhangi bir planınız var mı? Tabii ki. Şunu söyleyeyim. İstanbul menşeli bir firmayız. İstanbul içerisinde hizmet veriyoruz. Bu yüzden ilk etapta belirli bir noktadan sonra İstanbul içerisinde bir kurye hizmeti, yani gün içerisinde teslimat hizmetini, hızlı teslimat dediğimiz süreci mutlaka başlatıyor olacağız. Birinci hedeflerimizden birisi bu. İkinci yani hedef... Sabah telefon beğendim kendime, Teknobonus.com'dan sipariş verdim. 2 saat sonra bende olma ihtimali olabilecek. Olacak tabii ki. Aynen öyle. Bunun için de şu an kurye firmalarıyla da görüşüyoruz zaten. Onu da söyleyeyim. Bir aksilik çıkmazsa yakın zamanda bu özelliği açmayı düşünüyoruz. Onu söyleyeyim. Onun dışında ikinci hedeflediğimiz nokta kurumsal kiralama. Şimdi burada kurumsal kiralama noktasında kurumsal firmalara büyük avantajlar sağlanıyor. Yani bunlardan birisi nedir? İşte vergi avantajı. Ürünü direkt kiraladığı için vergi operasyonel giderler kısmında direkt gösterip bunu vergiden düşebiliyor. Birinci avantaj bu. İkinci avantaj baktığımız zaman ürünü alıp amortisman süresini beklememesi. Onun dışında üründe bir arıza çıktığı zaman yedek cihaz sağlanması. İşte bir onun dışında yine kiralama noktasında ürünle ilgili bir sorun yaşadığı zaman kurye ile anında alıp servisi sunuyor olmamız gibi birçok avantajı sağlamayı düşündüğümüz kurumsal kiralama hizmetini başlatmayı düşünüyoruz. Daha sonrasında kurumsaldan sonra bir adım ötesi bireysel kiralama noktasına da girmeyi hedefliyoruz açıkçası. Ve daha sonra en son noktamızda şu olacak: tüketiciden ellerindeki ikinci el telefonları satmak isterlerse en iyi fiyatı sunarak yine kurye ile evinde oturup ben bu telefonumu satmak istiyorum sisteme girdiği an kontrolleri sağlarız, bir teklif oluşur ve kurye ile gidip biz telefonu evinden alacağız, getirip kontrol sağlayacağız ve anında ödemesine hesabına geçiyor olacağız. Böyle bir hizmeti de nihai noktada sağlamayı düşünüyoruz. Bu aslında ilginç bir konu, çünkü geçen haftalarda Twitter'dan paylaşmıştım bununla ilgili bir başlık. Burada öyle bir sistem var, yani Almanya'da olduğum için burada buradan kasıt Almanya şu anda ama Avrupa genelinde var. Sisteme giriyorsunuz, telefonun mevcut durumunu sisteme kaydettikten sonra otomatik olarak bir teklif alıyorsunuz ve bu telefon hakikaten sizin dediğiniz gibi özelliklere sahipse kozmetik olarak, teknik olarak kontrolden sonra onaylandığı takdirde para hesabınıza, ister banka hesabınıza, ister PayPal'a burada geçebiliyor. Harika. Siz şu anda aşağı yukarı o yönde bir adım atma planları kuruyorsunuz. Gayet güzel. Umarım en kısa zamanda gerçekleştirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Yani hedefimiz bu söylediğimiz süreçleri de bu sene içerisinde aslında canlıya almak, tüketiciye bu noktalarda da ulaşmak istiyoruz. Bir aksilik olmazsa. Gayet güzel. Peki videonun sonuna geldik diyelim. Aşağı yukarı ne yapacağınızı, ne yaptığınızı, planlarınızı anlattınız. Son birkaç cümleyle isterseniz videoyu sonlandıralım. Tabii ki. Size de şimdiden başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Bu fırsatı bize verdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kısaca şöyle özetleyeyim. Bizim buradaki amacımız gerçekten şu an çok canlı olan ikinci el piyasasında insanları biraz daha rahat hareket edebilecek noktaya taşımak. Bunu da özellikle yani telefon alırken aklında soru işareti olmadan, gidip kurlar yükseldiğinde, sıfır fiyatı çok yükseldiğinde en azından Teknobonus'u bilmeleri, burada fiyatların çok daha uygun olduğunu ve sıfır gibi, yeni gibi cihazların verildiğini, bu noktada da verdiğimiz bütün cihazların arkasında olduğumuzu, 30 gün iade imkanı, işte 1 yıl garanti imkanı ve onun dışında yine ücretsiz kargo gibi süreçlerle %100 müşteri memnuniyetimize odaklandığımızı bilsinler Bu noktada akıllarında herhangi bir soru işareti olmasın. Tekrar ediyorum, bize de bu fırsatı, kendimize anlatma fırsatını verdiğiniz için size de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, rica ederim. Seve seve. O zaman size tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun. Yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın. Bay bay.